Geçen gün bir hastamız var Adıyaman'da. Evet. Onunla ilgili bir imza günü de gerçekleştirdik fuar alanında. Evet, sosyal medyada baktım. Nilay bebek Nilay Mehmet, evet. sema hastası gerçekten çok mağdur durumda. Evet. Arkadaşımız da onunla ilgili afişimizi koydu. Çok sağ olsun rejiden. Evet. Nilay Çalış, Adıyamanlı bebeğimiz 3 yaşında ve sema hastası. Bebeğimiz 1 yaşındayken geçirdiği bir enfeksiyon sebebiyle 5,5 ay yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte akciğerinden birini kaybetti ne yazık ki. Mevcut kalan akciğerinde %50'si ancak çalışıyor. Sema hastalığından dolayı yutkulma yetisi yok. NG ile ancak beslenmeye çalışıyor. Suyun ve hiçbir yiyeceğin tadını bebeğimiz ne yazık ki bilmiyor. Nilay, şu ana kadar Türkiye'de verilen Spinraza isimli ilacın 11. dozuna kadar aldı. Yalnız bu ilaç Nilay'ın hastalığının iyileşmesi için değil, sadece hastalık sürecinin yavaşlatılmasına yarıyor. İyileşmesi için ne yapılması gerekiyor ya da hangi ilaç gerekiyor? Zolgensma ismi verilen bir ilaç gerekiyor. Bu ilaç içinde, bu ilacı alabilmek için de Nilay'ın 13,5 kiloyu aşmadan yurt dışına gitmesi gerekiyor. Yani bir tane kriterleri bu. Ve Nilay şu an 12,5 kilo. Yani 1 kilo kaldı. 1 kilo kalmış. Tedavi şansını kaybetmemek için bu 1 kiloyu almaması gerekiyor. Bu yüzden sürekli aç yaşıyor. Ha, az önce dedim ya Evet. komşu açken tok yatan Tok bizden değildir yatan diye. İşte Nilay bebek 3 yaşında aç aç yaşıyor ne yazık yaşıyor. ki. Tedavi Zaman ne? olacağı Dubai El Cezire Hastanesi Nilay'ın tedavisi için 1,9 milyon euroluk bir fiyat veriyor. Evet, bunun temin edilmesi gerekiyor. Onun için de valilik nezdinde izinler alındı, resmi prosedürler yerine getirildi ve yapılan kampanyada şu anda bu meblağın ancak %3'ü karşılayabildi ve kurun da çok yükselmesiyle bu oran daha da Daha da yüksek. zorlaşıyor. Yani bu hastalık zor bir hastalık ama tedavisi olan bir hastalık. Yani sonuçta bu iş parayla olabilecek, Parayla tedavisi olan bir olabilecek. hastalık. Şu an tek sıkıntı maddi imkansızlık. O para bulunursa tedavi süreci başlayabilecek ve Nilay bebeğimiz yaşıyor olacak inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Ailesi bu yüzden gerçekten acı içerisinde. Bir anne düşünün, bir baba düşünün, 3 yaşındaki çocuğu karşısında aç, acı içinde, sızı içinde ve siz nasıl yaşayacaksınız, nasıl rahat edeceksiniz, nasıl mutlu olacaksınız ve biz yakındaki insanlar, komşuları olarak, memleketlileri, hemşerileri olarak ya da cebinde parası olan insanlar olarak nasıl rahat uyuyacağız? Onun gerçekten sorulanması gerekiyor. Onun için de ben buradan ekranda da mesajlarımız var, hesap numaralarımız var. Eğer bundan sonra da böyle ekran gittikten sonra yine de bize ulaşırlarsa bu dostlarımız, biz kendilerini aileye ya da valiliğin izin verdiği ilgili hesaba yönlendiririz. Evet. Yeter ki dostlarımız bu kardeşimize yardım etsinler. Ben şimdiden yardımcı olan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Buradan da tekrar sesleniyorum. Lütfen Nilay bebek için herkes elinden geleni yapsın. En azından cebinden bir çay parası, bir 10 lira çıkarıp bir mesaj atsın diye sesleniyorum. Herkese ben teşekkür ediyorum. Biz de.